Merhaba Özgür izleyicileri. Yayınımızı İstanbul'da AF Örgütü Türkiye Şubesi'nden gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce AF Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç yapılan bir operasyonla İzmir'de 18 avukatla birlikte gözaltına alındı. 3 günlük bir gözaltı sürecinden sonra ise FETÖ'ye üye olduğu, yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanma haberini de AF Örgütü Türkiye Masası Şefi Andrew Gardner Twitter hesabından duyurdu. Andrew Gardner şu anda konu. Kendisiyle bu tutuklanma sürecini, FETÖ iddialarını, dünyanın herhangi bir yerinde daha önce AF Örgütü ile ilgili böyle bir karar alınıp alınmadığını, böyle bir tutuklanma kararı olup olmadığını ve özellikle OHAL sürecinden sonra AF Örgütü'nün hak ihlalleriyle ilgili yayınlamış olduğu raporların bu kararla ilişkili olup olmadığını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Tutuklanma gerekçelerinden biri Taner Işık'ın Bayluk kullanıcısı olduğu iddiası. Bununla ilgili herhangi bir delil var mı? Avukatı bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Sizler neler söyleyeceksiniz? Taner Işık'ın bu Bayluk kullanıcısı olduğu iddiasıyla ilgili. Evet, özellikle söylemek gerekir ki Taner Kılıç bizim Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, yani onlarca senelerde bir insan hakları savunucusu olarak çalışan şahsen ben 15 sene tanıyorum Taner'i. Hiçbir delil göstermeden keyfi bir şekilde, hukuksuz bir şekilde tutuklandı. Tutuklama gerekçesinde evet dediğiniz gibi Bylock indirildiği ile ilgili bir iddia var. İddia diyorum çünkü herhangi bir kanıt gösterilmedi. Sadece bu iddia vardı. İşte bizim elimizde bir tespit raporu var. Bylock telefonu var diyorlar. Bunu kanıtlayacak herhangi bir şey yok. Onun yanı sıra başka gerekçeler de sunuldu. Bunlar nasıl diyebiliriz? Evet. Trajikomik olarak tanınabiliriz. İşte Zaman gazetesine abonelik, işte akrabalık ilişkileri, işte kızı hangi okula gönderdiği gibi maalesef şimdiye kadar sık sık gördüğünüz hukuksuz, saçma gerekçeler de sunuldu. Peki AF Örgütü özellikle o halden sonra, darbe girişiminden sonra OHAL sürecinde raporlar yayınladı hak ihlalleriyle ilgili. Şimdi şöyle yorumlar yapılıyor. AF Örgütü'nün bu raporlarına bir tepki olarak ya da AF Örgütü'ne bir gözdağı vermek amacıyla böyle bir operasyon gerçekleştirildi ve Taner Işık tutuklandı yorumları var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye Masası Şefi olarak bu yorumları? Yani kesin olarak diyebiliriz ki Taner tamamen suçsuzdu. Ona inancımız tamdır ve doğrusu sonunda çıkacak. Ona kesin olarak söyleyebiliriz. Geri kalan şeyler ya bilmemiz imkansız. Özellikle Taner neden seçildi, neden gözaltı alındı, ya şimdiye kadar hiçbir meşru gerekçe sunulmadı. İnsan hakları savunucusu olarak mı gözaltına alındı bilmiyoruz. Sonuçta 50 bine yakın insan şu anda Türkiye'de tutuklu. Ve bizim baktığımız, gördüğümüz vakada gerçekten çok fazla keyfi gözaltı, keyfi tutuklama oldu. Yani bu sorun aslında sistemli bir sorun Türkiye'de. Onun dışında tabii ki özellikle insan hakları savunucuları, muhalif gazetecileri, siyasi aktivistlere karşı daha büyük bir baskı var. Dolayısıyla bu iklimde, bu korku iklimde, bu sivil topluma yönelik ağır baskına devam ederken tabii ki AF Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için gözaltına alınmış olabilir. Peki dünyadan tepkiler nasıl Taner Işık'ın tutuklanması ile ilgili neler geldi mi size herhangi bir mesaj veya bir tepki? Neler düşünülüyor veya bakınca nasıl görünüyor bu tutuklanma? Ya Taner çok Türkiye'de hem de uluslararası sivil toplum insan hakları camiasında çok tanınan bir de sevilen bir insan. Yani yakından ya da uzaktan Gülen cemaati herhangi bir ilişki olmadığını çok iyi biliniyor aslında. Özellikle Türkiye'nin sivil toplum
insan hakları kuruluşlarından çok güzel destek mesajlar geldi. Onlar çok aktif bir şekilde çalışıyorlar bu konuda. Bir de uluslararası af örgütü, kurumsal hareket olarak, bir sivil toplum hareketi olarak farklı şubelerden, farklı insan hakları örgütlerden çok sayıda dinozor mesajlar geldi. Sadece mesajlar da kalmıyor tabii ki. Hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde etkin bir şekilde geniş çaplı kampanyalar yapıyoruz. TAN'ın hemen salı verilmesi için bu kampanyaya devam edeceğiz. Peki, biraz önce de belirttiğin gibi aslında uluslararası bir kurumdan bahsediyoruz, sivil toplum örgütünden bahsediyoruz. Çok merak ediyorum, dünyanın herhangi bir yerinde bir başka örneği oldu mu? Çünkü af örgütünün neredeyse hemen hemen her yerde, bütün ülkelerde bir temsilciliği var. Hı hı. Daha önce böyle benzer bir olay yaşandı mı? Yönetim kurulu başkanının tutuklanması gibi bir durum yaşandı mı af örgütünün içerisinde? Sonuçta sadece Türkiye değil, uluslararası af örgütü birçok yerde işte maalesef bu haksız baskılara maruz kalıyor. Örneğin Azerbaycan'dan bir araştırmacımız sınır dışı edildi, farklı ülkelerde gözaltı olayla oldu. Ama bu korkunç adaletsizlik, bir şube başkanın terör örgütü üyelikten tutuklanması yakın tarihte en azından benzeri bir olay olmamıştı. Yani kötü anlamda Türkiye yine ilkleri yaşatıyor diyebiliriz. Maalesef. Evet. Peki son olarak şunu söylemek istiyorum Andrew. Türkiye'de sen şu anda kendini güvende hissediyor musun? Bu yaşananlardan sonra. Ya tabii ki işte daha önce raporumuzda söylediğimiz gibi Türkiye'de özellikle başarısız darbe girişinden sonra bir hükümetin, devletin baskılarla birlikte bir korku iklimi oluşturuldu. Bütün muhalif, sivil toplum, insan hakları savunucuları, siyasi aktivistler bu baskılar hissediyor. Af örgütünden daha çok ulusal insan hakları örgütler baskı altında. Ama hepimiz hissediyoruz, işte gazetecilerde eminim siz de hissediyorsunuz. Ama önemli olan biz haklı olduğumuzu inanmıyoruz. TAN da çıkacak. Biz uluslararası af örgütü olarak hem Türkiye'de hem de bizim uluslararası hareket olarak İşte Türkiye'de ağır insan hakları, ihlaller konusunda araştırmalarımız devam edecek, raporumuz çıkacak, kampanyamız devam edecek, daha güçlü bir şekilde olacak. Bu konuda evet, eminiz. Yani yapılan baskı aslında çok fazla bir şey değiştirmeyecek çalışmalarınız anlamında. Kesinlikle değiştirmez. Ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın ve en azından durumu bizim için değerlendirdiğin için. Evet Özgür, izleyicileri Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç kısa bir süre önce FETÖ iddiasıyla gözaltına alınıp sonra da tutuklanmıştı. Durumu Türkiye Af Örgütü Türkiye Masası Şefi Andrew Gardner bizim için değerlendirdi. Başka bir yayında görüşmek üzere.